Bir yana da Kandil'e çok gittin. Nasıl? Kandil'e çok gittin. Gittim tabii. 2009'da gittin. 2011'de gittin galiba. 2013'te gittin. Evet, 2013'te sonra, birkaç defa. Birkaç defa gittin. 93'te de BK'ya gittim. Öcalan'la görüştüm. Evet. Ben de Öcalan'la görüştüm. Ben seninle daha sonra görüştüm. Seninkini basmadılar. Seninkini basmadılar. Benimkini bastılar. O zaman terörle mücadele kanunu çıkmıştı ve korktular basmaya. Seninki yayınlandı. Evet. Peki, Kandil'e bu kadar çok niye gidiyorsun? Ve bugün milletvekili adayı olmanda bu Kandil gezilerinin etkisi var mı? Müthişsin ha. Niye, ne var? Çok soru... güzel çıkardın yani. Hani dedim ya sana, bu gazeteci milleti belli olmaz, aradan güven de olmaz, bir soru çıkarır böyle bakarsın. Şimdi bir gazeteci olarak gazeteci milletinin geldik kucağına oturduk. Sen de buradan çakmaya başladın. Hakikaten merak ettim ya. Şöyle söyleyeyim yahu. Türkiye'nin önce sen neden gittin diye başlamam lazım. Çünkü sen de rahmetli Mehmet Ali Birant'tan sonra ikinciydin. Evet. Kandil'i evet. Şeye gidip BK'ya gidip konuşuyordun. BK'da değil, ben Barelyas'ta gittim. Evet. Neden gittin? Çünkü Türkiye'de önemli bir sorundu ve o sorunun çözümünde katkısı olabilecek ya da çözümünde önemli bir aktördü çözülebilmesi için. O yüzden gittim, görüştüm. Peki, benim yerime sen bir yerde kendi soruna cevap vermiş oldun. Ben de gazeteci olarak Türkiye'nin halen de öyle olan en yakıcı sorunudur Kürt sorunu. Evet. Bu Kürt sorunu çözülecekse sadece yurt içinde siyasilerin atacakları adımlarla kolay değildir dedim. Ve benim anlamam lazım dedim. Ne düşünüyor Kandil'dekiler? 2009'da gittim. Karayılan'la, Murat Karayılan'la uzun görüştük. 2011'de gittim. Tekrar Murat Karayılan'la uzun görüştüm. 2013'te tam çözüm süreci başlamıştı. Nevruz'la birlikte Mart 2013'te beni o zaman Milliyet Gazetesi kapının önüne koydu. Ondan sonra yeni patronlar orada, Demirörenler. O sırada ben de T24'te çalışmaya başlamıştım. T24'de de yaptığım ilk röportaj yine Kandil'e gittim. Kandil'de sadece Murat Karayılan'la değil, Cemil Bayık'la, Sabri Ok'la hepsine görüştüm. Aynı yıl bir daha çıktım. Bir de çekilme sürecini izlerken Barış süreci. Çıktım bir daha. Şey yok, daha Türkiye'den İşte o AK Parti'nin başlattığı barış süreci. Evet, ondan sonra o zaman da gittim. Neden gittim? En yakıcı soru. Bunlar da en önemli taraf. Biz bunlara Türkiye'de terör örgütü, teröristler, terörist başları deyip durduk. Ama ne düşünüyor bu insanlar? Ne diyorlar? Birinci elden öğrenmek istedim. Ve hiçbir şeyi de çarpıtmadan olduğu gibi yazdım. Bu kadar basit. Peki sonra sana milletvekili teklifi geldi. Yeşil Sol Parti'den. Allah'ını seversen, bu söylediğim aradan 2023, 10 yıl geçiyor neredeyse. Evet, 10 yıl geçti. 10 yıl geç. Bu teklif nasıl geldi, kimden geldi ve ilk duyduğunda ne tepki verdin? Ya, bana geçmişte bir kere milletvekilliği teklifi geldi. O da 1991 seçimlerinde Erdal İnönü, SHP lideriydi, bana teklifte bulundu. Ben de nazikçe reddetmek zorunda kaldım. Ben siyasetçi olamam dedim, yapamam dedim. Benim işim gazetecilik. Sonra da hiç düşünmedim. Yani bu yıla gelene kadar da düşünmedim. Aklımın bir tarafından bile geçmedi. Yalnız bu arada beni HDP danışma kuruluna seçtiler. Bundan 8-10 ay önce. Evet. İşte ikinci toplantı ya da üçüncü toplantısını yaparken bundan bir ay kadar önce HDP'nin eş başkanı Pervin Buldan Hanım beni bir köşeye çekti. Dedi ki, ya olur musun ondan sonra? Ben de önce hayır dedim. Mırın kırın ettim ve yapamayacağım dedim falan. Kalktım,
Eve geldim. Evde Ayşe sağ olsun. Ayşe eşin. Eşim Ayşe'den bir hayli şey yaptı. Nasıl kabul etmezsin bunu diye. Çünkü sen bunca yıl bu meselelerle uğraştın ve özellikle Kürt sorunuyla uğraştın. Bununla ilgili bilmem şu kadar yazdın, kitap da yazdın, bunu da yazdın falan. Biliyorsun bu meseleyi. Gir o zaman meclise, siyaset yap. Makul geldi yani. Emin ol, o ana kadar düşünmemiştim. Telefonu açtım, dedim ki Pervin Hanım böyle böyle, benim karım beni ikna etti. Bu kadar açık söylüyorum yani şeydi. Teklifiniz hala geçerli mi? Evet dedi, ben de kabul ediyorum dedim. Böyle başladı. Bunun hiç başka bir arka planı, şusu falan yok. Peki ne yapmayıp yani şimdi 78 yaşını geçtin değil mi? 79 oldum galiba. 79 yaşımı neden karıştırıyorsun? Ya işte ben ihtiyarları vurgulamak için. Bak. 79 yaşındasın ve bu yaştan sonra siyasete girdin ilk defa olarak hayatında. Hep mesafe durduğunu ben biliyorum. Ve seçilirsen eğer büyük ihtimalle meclis açılışında sen başkanlık edeceksin. Çünkü evet, öyle gözüküyor. Galiba en yaşlıya sen olacaksın. En yaşlıya ben oluyorum. Burada ne yapmayı planlıyorsun? Bir, Fırak giyeceğim. İki, Fırak giyeceğim mi Fırak? Giyeceğim tabii. Çünkü son zamanlarda giyilmiyor biliyorsun. Onu mecbur olmayı, mecburiyetten çıkaran Erdoğan. Oldu. Evet, Erdoğan. Ne yapmayı düşünüyorsun mecliste ve çalışmalar nasıl gidiyor? Yani senin, çünkü ben şunu biliyorum ki sen tek bir siyasetin adamı pek olamıyorsun. Yani kendi doğruların var. O doğrular bana göre doğru olmayabilir ama senin kendi doğruların var ve sen o doğrularla yaşıyorsun. Onları iddia ediyorsun. Yanılırsan dönüyorsun, dönmezsen yanılıyorsun falan. Herkes gibi doğruların var ve o doğrulardan herkes da gibi dediğine hoşuma gitti o. O doğrulardan da taviz vermiyorsun genellikle. Evet. Bir süre sonra parti disiplinine aykırı hareketten partiden bile atılman mümkün olabilir, o yüzden de belki bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Girdiğin zaman bir şeyler yapmaya çalışacaksın. Ne yapmaya çalışacaksın? Nedir siyasetteki amacın ve seçim kampanyası nasıl yürüdün? Sen çünkü hani ben seni yıllardır tanırım. Çok fazla konuşmazsın. Yani konuşan bir adam, nutuk adamı değilsin sen. Nasıl yürütüyorsun seçim kampanyanı? Fakat şunu söyleyeyim. Demin de sohbet ederken program öncesi söylediğim gibi benim çenem açılmaya başladı. Allah Allah. Ya, çenem açılmaya başladı. Daha hızlanmaya başladım. Ve not falan almadan takır takır konuşuyorum. Bir kolaylığı var siyasetin. İstediğin gibi de söyle yani. Hele dokunulmazlığın da olunca daha da olacak. Kızıyorsan Erdoğan'a, nesine kızıyorsan dan söyleyebilirsin. Sen de yazılarında biraz öyle dandancısın. Dandancıyım, evet. Şimdi